Bir önceki videomuzda sizlere Binance TR borsasında nasıl hesap açılacağından bahsetmiştik. Hesabımızı açtık ve şimdi bu borsadaki güvenlik önlemlerimizi nasıl arttırırız, kimliğimizi nasıl doğrularız ve bu borsaya nasıl bankamızdan para yatırırız bundan bahsedeceğim. Sağ üst köşede Gmail'imizin ilk harfiyle başlayan benim K harfiyle başlayan kısma geliyoruz. Kripto para borsalarında en önemli şey güvenliktir. Ve güvenliğimizi sağlamak için belli başlı alabileceğimiz önlemler vardır. Bu önlemleri almak için de şuraya geldiğimizde sağ üst köşede burada güvenlik kısmı var. Güvenlik kısmına tıkladığımızda şurada SMS doğrulamasını görüyoruz. SMS doğrulamasını etkinleştir diyerek buradan yapabilirsiniz. Bunun yanında ek olarak Google Authenticator yani Google doğrulama. Google doğrulama dediğimiz nedir? Hackerlar sizin şifrenizde bilse, e-mailinizde bilse bu Google doğrulama sadece sizin telefonunuzda indirilmiş halde olduğu için Hacker sizin paralarınızı çekemez. Bu Google doğrulama internetsiz 30 saniyede bir güvenlik kodları üreten bir uygulamadır. Şurada etkinleştir diyerek burada uygulamayı indir diyor. Yani bu uygulamayı indir dediği şey sadece App Store'da ve Google Play Store'da mevcut. Burada sonraki diyerek burada size bir kod veriyor. Yani bu kodu kimseye söylemeyeceksiniz ve Google Authenticator'ı kurduktan sonra bu kodu her zaman saklayacaksınız. Çünkü eğer bu kodu kaybederseniz ileride başınıza hani sıkıntılı durumlar gelebilir kaybetmeniz durumunda. Kesinlikle kaybetmeyin. Bunu evinizde, defterlerinizde not alın. Online yani WhatsApp'tır, bilgisayar tarzı yerlerde saklamayın. Bunun güvenliği çok önemli. İkinci adımda QR kod ile Google Authenticator kurulumunu yaptıktan sonra sonrakine tıklayarak Yedek anahtarımız da kesinlikle muhafaza etmeliyiz. Bakın burada da yazıyor. Lütfen bu anahtarı bir kağıda kaydedin. Bu anahtar telefonunuzun kaybolması durumunda Google doğrulamanızı geri yüklemenize olanak sağlayacak. Telefon kayıplarında bu kodu kullanacaksınız. Binance desteğe yazdığınızda sizden bu kodu isteyecek. Google doğrulama kurulumu da bu şekildeydi. Şimdi kimliğimizi doğrulayalım. Kimlik doğrulama olayı çok önemli. Banka hesabı açmak istediğinizde ve bankaya gittiğinizde sizden kimliğinizin önünüzü ve arkasını istiyorlar. Burası da dijital bir banka olarak burayı düşünebilirsiniz. Buraya da kaydolurken sizden kimlik doğrulama adımlarını sağlamanızı isteniyor. Ve buradan seviye 1'i seviye 2 yaparak limitiniz de artıyor. Yani kripto para daha fazla yatırıp daha fazla çekebiliyorsunuz. Ve daha güvenilir bir kullanıcı oluyorsunuz. Şuradan doğrula diyerek bu işlemlere de başlayabilirsiniz. Ben bu işlemi yaptım yaklaşık bir gün falan sürüyor. Çok kolay bir şey isminizi yazıyorsunuz soy isminizi yazıyorsunuz sonra kimliğinizin önünü arkasına atıyorsunuz bu kadar basit. Kimlik doğrulama yapmanız sayesinde borsaya para yatırıp para çekme yapabiliyorsunuz. Eğer kimliğinizi doğrulamazsanız para yatırma ve para çekme işlemine geçemiyorsunuz. O yüzden bunu yapmanız önemli. Ben bunu yaptım şimdi ise para yatırma kısmı ile devam ediyoruz. Şimdi binance tr borsasına bankamızdan türk lirası yatıracağız. Bunu yapmak için yukarıda yatırma kısmı var. Yatırma kısmına giriyoruz. Ve burada bizi iki tane seçenek sunuyorlar. TRY dediğim bir şey Türk lirası ile yatırma. Bir de kripto ile yatırma kısmı var. Biz bugün TRY ile yani Türk lirası yatırmayı sizlere göstereceğim. Eğer şu bankalarda hesabınız varsa direkt havale yapabilirsiniz. Yani nedir bunlar? Ziraat Bankası ve Vakıf Bank. Ama eğer benim gibi Garanti Bankası tarzında başka banka kullanıyorsanız EFT'ye giriyorsunuz ve burada bize limitlerimizden bahsediyor. Hesap adı ve IBAN'dan bahsediyor. Normal mobil bankacılık uygulamamıza başka hesabı transfer yaparak IBAN'ı seçerek şuradan IBAN'ı kopyalayarak hesap adını kopyalayarak direkt yapıştırarak anında yatırma işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Burada çok önemli bir detay var. Banka hesabınızdaki isminiz atıyorum Ahmet ise buradaki isminizi de Ahmet ile açacaksınız. Yani başkasının hesabından gelip kendi hesabınıza para yatırmaya kalkarsanız bu işlem başarısız olacaktır ve paranız büyük ihtimal çöp olacaktır. O yüzden bu detaya çok dikkat etmeniz lazım. Bu IBAN'ı kopyalıyorum. Hesap adını da kopyalıyorum ve mobil bankacılık uygulamasından kendi Binance TR hesabıma parayı yatırıyorum. Bakın önceden de ben bunu yaptım. Burada 110 TL yatırmışım. Türk lirası yatırma işlemi bu şekilde. Eğer kripto para yatırmak isterseniz de şuradan hangi kripto para yatırma istediğinizi seçiyorsunuz. Ve başka borsadan da adreslerinizi alıp yapıştırıyorsunuz. Bu kadar kolay. Bunun hakkında daha detaylı videolar çekeceğim için bu videoda buna girmiyorum. Bu video daha böyle bir giriş videosu olacak. Şurada da çekme işlemleri var. Eğer kripto paralardan çok güzel bir şekilde kar ettiniz ve artık bunu bankanıza çekmek isterseniz de şu yukarıda yatırmanın yanındaki çekmeye tıklarsınız. Yine Türk Lirası'nı seçersiniz. Burada IBAN'ınızı yapıştırırsınız. Sonra da 200 lira mesela çekmek istediğinizi söylersiniz. Onayla dersiniz ve kolay bir şekilde buradan da hesabınıza Türk Lirası çekebilirsiniz. Bunu onayla dediğiniz an direkt hesabınıza 2-3 dakika içerisinde geçiyor. Kripto para borsalarına para yatırıp çekme aslında çok kolay bir işlem. Fakat gözünüzde hiç bilmediğiniz için büyüğü olabilir. Bu videoda sizde bundan bahsettim. Bir sonraki videoda sizlere bu borsanın kullanımından bahsedeceğim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.